Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoda karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün aracımızın muayenesi gelmiş arkadaşlar. Otomobillerde 2 yılda bir yapılan genel muayene yaptırmak için ben de aracımın muayene istasyonuna getirdim. İlk başta arkadaşlar randevuyla çalışılıyor. Muhakkak önce randevunuzu alın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ücretsiz randevumuzu alıyoruz. O şekilde randevu aldıktan sonra arkadaşlar istasyona gidin. Çünkü randevusuz kesinlikle almıyorlar. Randevumuzu aldık. Daha sonradan buraya geliyorsunuz, böyle bir yere. Buradan giriş yaptırıyorsunuz. Ve sizi egzoz istasyonuna yönlendiriyorlar. Burada egzoz muayene yaptıracağız. Şu an egzoz muayene istasyonu. Egzoz muayeneden sonra tekrardan oraya gidip bana bir evrak vereceklermiş. Oradan sonra bu gişelerden muayene işlemimizi yaptıracağız. Şimdi arkadaşlar sıradan yavaş yavaş alacaklar bizi. Diğer taraftan aracı verip bu taraftan bekliyorsunuz aracınızı. Şu an kontrol yapılıyor. Arkadaşlar muayenemiz bitti, şimdi evrağı bekliyoruz. Muayenede çıkan kusurlar var mı, bir kusuru bir şeyi, onu belirtecekler. Bir şey çıkacaksa onu yaptırıp tekrardan bir ay içerisinde getirme çalışacağız. Büyük bir ihtimal bende çıkacak. Şimdi evrağımızı almaya gidelim. Arkadaşlar 5 tane ağır kusurum var. 5 tane. Bir kusur arkadaşlar, arka kemeri kilitleri yok. Kullanılmaz durumda. Arka kemer kilitleri dedi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın elini şuraya atsa bu çıkmamış. Şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Ya bunu yapacaksın ya. Bunun için kusur yazmana ne gerek var ya? Allah'ım ya. Biri bu. Bir diğeri yakıt gaz deposunu havalandırma bozuk diyor. Spiral hortum sökülecek yani. O köpükler olmayacakmış arkadaşlar. Spiral bolu sökülecek diye hata vermiş. Egzoz emisyon. Egzozumda onu yaptırmam gerekiyor. Fren limitörü çalışmıyor diyor. Arkadaşlar arka kemerleri bu şekilde yapın. Yani şu altta saklanmış bu. Bir bak elini koy yani, ne olacak? Niye ağır kusur yazıyorsun yani? Ağır kusur yazacağına bir bak, kontrol et ya. Bu şekilde bağlayın arkadaşlar kemerlerinizi. Limitörü arızalıydı. Onun parçasını aldım 200 lira. Bir de yağ aldım 20 liraya. 220. 70'e de takacak 290. Şu tamam. Bu da yapılıyor şu anda. Egzoz emisyon ölçümü yapacağız. Böyle bir parça fren. Fren limitörü. Değiştiriyoruz. Buradan ön taraftan ta arka tüpe kadar komple gidecek. Egzoz değerlerini düzeltiyorum. Egzozu yaptırıyorum arkadaşlar şimdi. Tüm eksikliklerimi yaptırdım arkadaşlar. Yeniden randevu alacağım. Muayene istasyonuna gideceğim arkadaşlar. İşlemleri yeniden başlatacağım şimdi. Kayıt açtıralım. Akşam saat 5, bir daha egzoza geldim. Saat 5 olmuş. İnsanlar tıklım tıklım, bakar mısınız? Tıklım tıklım ya. Dayı kaç yaşında Allah bilir. Yani bir sıkıntı var burada ya. Gerçekten sıkıntı var yani. Ya randevu vermeyin. Şu insanların haline bakın ya. Saat 5. 8'den beri uğraşıyorum arkadaşlar. Saat 6. Saat 18.20. 4000 ikinci gelişim. Bakalım. İnşallah geçeceğiz bu sefer. Arka taraftan alacağız aracımızı. Çıkışta aracımızı bekliyoruz. Arkadaşlar aracımız muayeneden geçti. Yaklaşık 11 saatimi aldı arkadaşlar. İkinci sefer geldiğimde tekrardan yeni gelmiş gibi randevunuzu alıp işlemlerinizi yaptırıyorsunuz.
ve gerçekten çok 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 uğraştıran bir süreç oldu arkadaşlar. Şu pandemi durumunda tekrardan bir Eylül'e kadar sanırım uzattılar dün. Yani çok aşırı yoğunluk var. Bu yoğunluğu gerçekten çözmeleri gerekiyor. Farklı farklı bir şekilde yapmaları gerekiyor. Umarım videom işinize yarar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.